yatar mısın? Hayır, ben yatacağım. Ya ben yatacağım. Halı anne getirdin. Aa, böyle yaparsanız halınız geri döner sonra, değil mi Holçuk'um benim? Senem, sen biraz zayıfladın mı? Doğru düz beslenmiyorsun, değil mi? Ya yok be anneciğim. Sana göre ben her zaman aç geziyorum zaten, değil mi? Merak etme. Demin hediye diye bir şey duydum galiba. Aa. Değil mi? Bir bakalım mı? Ha? Bakalım neler çıkacak bu valizden. Oley. Bu senin için. Bu da senin için. Kızlar teşekkür ettik mi? Teşekkür ederiz Allah. Teşekkür ederiz Alıcım. Oley, benimki pembe. Rica ederim, güle güle kullan. Hadi gelin açalım. Hoş geldin Senem. Hoş buldum yenge. Yavaş yavaş. Ne haber? İyilik. Senden ne haber? İyi, biz de bildiğin gibi. Kızlar onlar ne? Halam bize hediye almış. Teşekkür ederiz, ne zahmet ettin. Rica ederim, olur mu öyle şey? Bu da sana. Çam sakızı çoban armağanı. Ne gerek vardı, çok teşekkürler. Çok sağ ol. Ha, biliyorum bu çantayı. Eski sezon değil mi? Evet. Senin için özellikle arayıp buldum yengecim. Geçen sene ablamda görüp beğenmiştin ya. Aklın falan kalmıştır diye. Güle güle kullan Begüm. Eksik olmayın. Eksik olmayın. Evet. Bakalım. Oo. Çok güzel. Beğendiniz mi? Kertenkele. Evet. Çocuklarımla bir aradayım ya yine. Şükürler olsun ya. Oh, gözümüz aydın. Tabii canım. Ama bir eksiğimiz var. Aa, Sibel'le şimdi konuştum, eli kulağında. Ama trafik çok yoğunmuş. Tabii canım. Sibel'in trafiğinin yoğun olmadığı zaman mı var? Babacığım, lansman şahane geçmiş. Biliyor musun, Amerika'da herkes ablamı konuşuyor. Sahi mi ya? Evet. Gurur duydum. Yani ablam dünya çapında bir girişimci sonuçta. Yani bu gerçeği de kimse değiştiremez. Hem ne derdin sen? Güneş balçıkla sıvanmaz. Doğru. Sibel'in ne kadar şanslı olduğunu da unutmamak lazım tabii. Ailesi hep arkasında. Yoksa kolay mı bu zamanda öyle girişimci olmak? Yengeciğim, senin de ailen hep arkandaydı. Ama sen evlenip evde oturmayı tercih ettin değil mi? Senem. Hey, ne oluyor? Gelin kızlar. İyi ki döndün sen ha. Sen gelmesen buralara biz seni zorla getirecektik herhalde. Ha? Adap bizden hak getire. Buna ne olmuş buna ya? İsmail Beyler geldiler efendim. Al al içeri al. Sibel nerede kaldı ya? Gelir Tahir Bey. İstanbul burası. Trafik. İyi biliyor musun kızım? Ha? Uy. Oh. Güzel kızlarım benim ya. İyi ki evlenmişim. İyi ki. Maşallah, maşallah. Darısı oğlumuzun başına artık, ha? Ya o kadar çok istiyorum ki Sibel bir aileye karışsın. Şöyle çoluğu çocuğu olsun, yeğenlerimi seveyim istiyorum ya. İnşallah, inşallah. O da olacak inşallah oğlum. İnşallah. Babamı açmadı mı Elif abla? Sen hasta mı oluyorsun yoksa? Hemen arıyorum şimdi tekrar, tamam mı? Açar, merak etme. Hay Allah ya. Hayatım, sürekli telefonun çalıyor. Niye açmıyorsun? Önemli bir şey olabilir. Önemli bir şey mi? Ya işteyken iş. Ama evdeyken aileden daha önemli ne olabilir hayatım? Olur mu öyle şey? Saçmalama. Allah nazarlardan saklasın. Mutluluğunuz daim olsun inşallah. Sağ olun. Amin. Amin.
Sibel gelmedi hala. Yemeği bitiriyoruz neredeyse. Gelmek üzeredir. Muhakkak. Ya böyle her şey cuk oturdu derler ya. Aynen öyle oldu. Ben şirketin başına geçtim. Sibel'in de artık böyle aile kurmak için bol bol vakti olacak. İnşallah, inşallah. Ya kusura bakmayın, benim buna bakmam gerekiyor. Geliyor mu? Efendim Zeliha Hanımcığım, ne oldu? Bir sen arıyorsun, bir Elif arıyor sabahtan beri. Ha? Berkay'a bir şey mi oldu? Yok yok, şükür Berkay iyi de. Tuncay Bey, ben bir şey yaptım ama bana çok kızacaksınız. Ne yaptın? Berkay bugün evden kaçtı. Merak etmeyin, şimdi iyi bulduk ama. Ama ne, ama ne, ne ama? Söylesene taksi taksi söylüyorsun. Elif sizin evin adresini aldı benden. Berkay'ı size getiriyor. Varmak üzeredirler oraya. Ne? Burhan. Ne diyorsun sen ya? Tamam. Kızım bak tabağını bitir tamam mı? Ben geliyorum hemen hayatım. Bir sorun mu var? Aa, yok. Yok geliyorum hemen. Telefonla işle ilgili. Afiyet olsun. Getirirsin ki çocuğu buraya. Baba! Şişt, 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 şişt. Hayır. Elif Hanım ne işiniz var burada? Niye getirdiniz Berkay'ı? Berkaycığım sen arabaya bin, üşütme daha fazla. Ben hemen babanla konuşup geleceğim, tamam mı? Gel bakalım. Berkay bugün evden kaçtı. Annesine gitmek için. Ya onu bulamayabilirdik. Başına bir şey gelebilirdi. Ben de daha güvende hisseder diye sizin yanınıza getireyim dedim. Hem soğuk da olmuş, üşütmüş. Tuncay! Gidin. Ne olur gidin. Tamam mı arayacağım? Kim o kadın? Cevap ver Tuncay. Kimdi o kadın, o çocuk? Ne işleri var burada bu saatte? Ya çalışanlardan biri yardıma ihtiyacı varmış. Yardım istemeye gelmiş. Sen çalışanlarına ev adresi mi veriyorsun? Hem ne cesaretle geliyor buraya çat kapı? Neymiş derdi ya, biz de bilelim. Begüm sen beni sorguya mı çekiyorsun ya? Çaresiz kalmış kadın. Kocası yokmuş başında. Çocuğu hastalanmış. Yapıyoruz biz böyle iyilikler. Herkes senin gibi villalarda, yalılarda yaşamıyor. Tamam mı? Herkes bizim gibi şanslı değil Begüm. Anladın? Nedense sana hiç inanmıyorum Tuncay. Son birkaç gündür bu sevgi şovları falan. Ben biliyordum bunun altında bir biteni olduğunu. Bu sen değilsin. Sen herkesi kandırırsın da beni kandıramazsın. Begüm tamam yeter ya. Bak içeride misafirler var tamam mı? Hadi içeri. Hadi bir tane. Hadi canım benim, hadi. Bir gün biri çıkıp gelecek seni bütün sahtekarlıkların birbiri yüzüne vuracak. İşte ben o günü bekliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.